Oluşturduğumuz yar paketini nasıl tekrar geri ekleyeceğiz? Nasıl yapacağız? Projelerimize nasıl ekleriz onu gösterelim size. Arkadaşlar diyelim ki yeni bir proje yaptık. Java Project diyorum burada. Ve proje ismimi veriyorum burada arkadaşlar. Proje olsun adı da. Ya da proje 1 olsun. Proje 1. Buraya proje 1'i oluşturduk klasörümüzü. Şimdi bu klasörün içi boş. Hiçbir şey yok. Proje klasörümüzün içine. Daha önce de yapmış olduğumuz bir jar paketini arkadaşlar buraya nasıl ekleriz? Bunu göstereceğiz size. Bunun için yapmanız gereken işlem şu. Proje klasörünün üzerinde de yapabilirsin. SRC'den yapıyorum ben. Sağ tuşuna tıklıyoruz. Arkadaşlar bu sefer ne var burada? Import var arkadaşlar. Import'a tıklıyorum. Import'a tıkladıktan sonra buradan neyi import etmek istiyorsunuz diye soruyor. Archive file yani sıkıştırdığımız dosyayı import etmek istiyoruz. Onu seçiyoruz. Next diyoruz. Next dedikten sonra bu archive file'ımız neredeyse bizim oraya gidiyoruz. Browse diyorum. İşte nerede? C sözcüsünde. C sözcüsüne gidelim. C sözcüsündeydi. Şurada. Bunu seçiyorum. Aç diyorum. Aç dedikten sonra bunun içindeki dosyalar nelerdir onlara bakacağız. Bakayım neler var. Bunun içinde arkadaşlar merhaba class ve ilk program class varmış. Diğerini de almış. Onu kaldırıyorum ben. Sadece merhaba class'ı almak istiyorsanız merhaba class'ı seçiyoruz. Bakalım başka ne var? İçlerinde alta iniyorum. CDT var. Bunun içinde ne var? Internal var. Bunun içinde ne var? Diğer sınıfları hepsini çalıştırılabilir. RAR dosyası olduğu için diğerleri görünüyor. Şimdi arkadaşlar biz tekrar tabii ana kısma gelelim. Merhaba class dosyasını arkadaşlar. Eğer içeri almak istiyorsak onu seçiyoruz. Onay işaretini koyduk. Finish dediğimizde bakalım ne yapacak? Bir görelim. Finish dedim. SRC'nin içine bakalım. Bakalım neyi almış? Meta inf dosyasını almış. Class dosyasını burada göremiyoruz. Diğer tarafta tabii ki Java dosyasının içine aktarmadığımız için. Yani çalıştırılabilir dosyada Java dosyasının içine aktarmıyor. Sadece manifest, mfs'i ve onunla ilgili iç dosyaları aldı. Şunu biz kapatalım. Bununla bir işimiz yok. Diyelim ki normal bir paketten almak istiyoruz. Çalıştırılabilir dosyadan sadece class dosyasını alıyor. Java dosyasını almak istiyorum ben. Ne yapacağım? O zaman şunu yapacağız. Ya sağ tuş. Import diyorum. Archive file seçiyorum. Next diyorum. Arkadaşlar çalıştırılabilir jar dosyasında Java dosyası yer almadığı için onu alamıyoruz. Biz Java dosyasını almak istiyorsak daha önce oluşturduğumuz merhabanın buradaki bir örneği var. Jar örnek. Bunun arkadaşlar aç diyorum. Aç dedikten sonra bunun içinde bakın hem class hem Java dosyası var. Biz class dosyasını almak istemiyoruz. Java dosyasını almak istiyoruz. Çünkü kodları görmek istiyoruz. O zaman şundaki onayı kaldırıyorum. Merhaba dosyası seçili. Bakın buradan da bakalım başka bir şey var mı diye. Yok. Ve finish'e tıklıyorum. Bakalım ne olacak. Finish dediğimde merhaba Java'yı buraya aldı. Nereye aldı? Projenin altına. Gördüğünüz gibi projenin altına aldı. SRC'nin üzerine yapalım. Import diyelim. Bakalım tekrar alacak mı? Jar örneği seçiyorum. Buradan sadece merhaba Java'yı alsın. Finish diyorum. Yes to all diyelim. Hepsini eklesin. Evet. Onu da aldı arkadaşlar buraya. Gördünüz mü? Projenin üzerine yaparsanız daha aşağıya attı. SRC'nin üzerine yaparsan paketin içine attı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar daha önce de oluşturduğumuz jar dosyalarını içeri aktarma konusu bu şekildeydi.